gibi bir hava, çok bol oksijen, gördüğünüz gibi zümrüt gibi ormanlar, minicik, küçücük ama çok şirin bir göl. Efendim biz Gölcük, Bolu'dayız. Gölcük Milli Parkı diyoruz buraya. Bolu zaten cennet gibi mekanları, tabiat parklarıyla Batı Karadeniz'in en güzel şehri bence. Bugün Bolu mutfağından size örnekler sunacağız. Ama biliyorsunuz Bolu mutfağı yöresel mutfaktan daha ziyade şefleriyle, ahçılarıyla çok meşhur olmuş, dünyaya nam salmış bir mutfak. Mengenli ahçılar ta Osmanlı saraylarının mutfaklarında çalışmışlar ve birçok yemeği de Bolu mutfaklarına getirmişler. Bugün çok tatlı bir hanımefendi, Gönül Hanım'la birlikteyiz. Biz onunla şahane bir mengen pilavı yapacağız ama içine ceviz de katacağız. Çok orijinal olacak. Bu yörelerde birçok yerde yapılan kebaplar var, et kavurmaları var. Güzel bir sunumla bir et kavurması yapacağız. Bir de size çok güzel bir sürprizimiz var. Şimdi biz tekrar Bolu'ya döneceğiz ama şu güzellikleri bir içinize çekmenizi, şu güzellikleri bir görmenizi istedik. Şöyle bir uzun uzun bakın, hakikaten dünyanız değişecek. Değerlendirildiği bir yer değil mi Güler Hanım? Evet. Kaç tane kadın çalışıyorsun? 15 tane kadın çalışıyor. Ve siz burada çeşitli yiyecekler yapıyorsunuz. Evet. Paketliyorsunuz, hazırlıyorsunuz. Aynen. Burada da satış yerimiz bizim. Atölyemiz var. İnşallah bir gün gelir de atölyemizi de görürsünüz. İnşallah. 15 tane hanımımız orada elleriyle yapıyorlar. Harika. Eriştelerimizi, reçellerimizi. Onları şimdi, göstereyim. Evet. Şimdi bu alıçtan yaptığınız... Evet. Sirke. Sirke. Alıç çok, sirkesi. Alıç sirkesi. Evet, alıç sirkesi. Bu kesme erişteleriniz zaten çok güzel. Evet, aynen. Kızılcık tarhananız zaten çok önemli Bolu'da. Bolu'da çok önemli. Kızılcık tarhanamızın coğrafi işaretini aldık. Bunun çok bu müjdesini buradan vereyim. Sizi tebrik ediyorum. Çok iyi yaptınız bunu. Evet, kızılcık tarhanamız zaten şifa çorbası. Her derde deva. Her derde deva. Biliyorum. O yüzden. Eve götürüp pişireceğim olmaz, bunu. Tabii ki bunlar sizin. Ben şu kozalak reçeli, şurada kozalak reçeli. Evet. Bu böyle çam kozalağı kaynatılarak yapılıyor. Kaynatılarak yapılıyor. Her çamın kozalağından olmuyor, olmuyor ama. Aynen. Bunu nasıl ayırt ediyorsunuz yani? Bizim Bolu ormanlarımızla, zaten tabii fazlasıyla. Orada özel bir yerimiz var. Hani böyle duman, işte havanın güzel oluşu, temiz, temiz olduğu yerden. Anladım. Her zaman aynı yerden alıyoruz. Anladım. Ve aynı yerden yapıyoruz. Hmm. O özellikle nefes açıcı bir özelliği evet vardır. Bal gibi bu. Bal gibi evet. Kozalak reçeli. Bildiğiniz çam kozalağından yapılıyor. Ben bunu yemiştim. Reçenin nasıl yapıldığını da göstermişlerdi. Gözlerime inanamamıştım. Aynen. Bu da harika bir şey. Güler Hanım çok teşekkürler. Çok tatlısınız. Ben teşekkür ederim. Bütün hanımlara çok selamlar. Hepinizi çok öpüyorum. Kadının emeğine çok değer veriyorum. Ve hepinizi de tebrik ediyorum. Teşekkür Şimdi bunları ederim. Alıp gidiyorum ben. Tamam. Hadi tamam, görüşmek size. Üzere. Görüşmek çok üzere. Sağ olun. Hoşça kalın. Çok merhaba. Hoşça kalın. Aman. Merhaba, kolay gelsin. Nasılsınız? Allah'a binlerce şükürler olsun. Çok heveslendim. Ben de geleyim mi oraya? Şöyle birlikte soba başı gibi. Hadi geliyorum, bekleyin beni. Güzel bir yer burası.
Burası şahane bir yer. Ne cennete düştüm, cennete düştüm. Hoş geldin. Nasılsın? Canım. İyiyiz Allah'a şükür. Şuradan öpeyim. Hoş geldin, sefer geldin. Öpeyim, böyle evet. Alın terinizden öptüm sizi. Evet. Elinize sağlık. Şimdi kaç tane bugüne şu ana kadar gözleme yapmışsınızdır? En az bir 20-30 tane. 30-50 falan at yapmışızdır. Evet. Sabahleyin de gelip yiyorlar değil mi? Tabii sabah. Ki sabahleyin. Akşamlar, İşe giderken, akşamlar. Öğlen yerler, tabii akşam ki. Yerler. Neli gözleme yapıyorsunuz genelde? Çeşidimiz genel? Çok. Çok. Evet, çeşidimiz çok. Kıymalı yapıyorsunuz, patatesli evet, yapıyorsunuz. Evet. Bir de sizin yoğurtlu gözlemeniz evet. Meşhurmuş. Evet. Yani siz katı yoğurt mu, süzme yoğurt mu koyuyorsunuz? Evet. Gözleme de geldi. Çok teşekkür ederim. Şimdi siz gözlemeyi yapıyorsunuz. Kıymalı gözlemeyi. Evet. Sonra onları ince ince doğruyorsunuz. Evet. Üzerine güzel bir yoğurt evet. Ve sos. Ben evet. Sana bir şey diyeyim mi? Olağanüstü. Geldiniz, sefalar getirdiniz. Biz Bolu mutfağındayız. Sevgili Gönül Gürsoy'un mutfağındayız. Şöyle bir öpeceğim bu güzel hanımefendiyi. Bizi bir kere çok teşekkürler. Misafir ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Çok iyi, çok müthiş bir misafirperverlik. Bir kere burada anneanne var, komşular var, kızlarınız burada. Evet. Sevgili Orhan Bey burada. Evet. Kim Orhan Bey? Efendim Gönül Hanım'ın çok tatlı bir eşi var. Şu gördüğünüz çiçeği biz program başlamadan önce Orhan Bey size evet. Yolladı. Teşekkür acaba ederim. Diyorum, sağ olsun. Bolu kadınları çok güzel. Erkekler de kibar mı oluyor acaba? Evet, evet. Çok kibarlar. Gördüğünüz teşekkür gibi duyduk ederim. Duymadık demeyin. Bundan sonra hanımlarınıza siz de efendim çiçek yolluyorsunuz. Kibar erkekler hanımlara çiçek yollarlar evet. Diyoruz. Orhan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür çiçeğimizi ederim. Çiçeğimizi veriyoruz. Sağ olun. Ve programımıza başlıyoruz. Şimdi Bolu'ya gelirken biz bir kere çok güzel yerlere uğradık. Bence Batı Karadeniz'in hem milli parklarıyla hem doğasıyla yeşil en güzel şehri. Evet. Muazzam güzel manzaralar gördük. Çok, evet. Yaylalar güzel, dağlar güzel, minik minik şirin böyle göller var göller, ortada. Göller çok Bolu'da, evet. Değil mi? Bolu çok güzel, güzel bir yer. Güzel. Bir de sakin bir yer Bolu. Tabii. Böyle çarşıda dolaştık, kavga yok, gürültü yok. İnsanlar evet. işine gidiyor veya yemeğini yiyor. Evet. Sizler de sakin insanlarsınız. Öyle sayılır. Ben bu arada Gönül Hanım'ın saç rengini çok beğendim. Teşekkür ederim. Ben de böyle bu renkleri çok severim ama tutturmak da zor bu renkleri yani. Evet, biraz. Değil mi? Biraz öyle. Kullanmak zor. Şimdi Gönül Hanımcığım bugün bir kere Bolu'nun çok önemli bir yemeğiyle başlayacağız. Evet. Bakla çorbası. Bakla çorbası yapacağız. Bahar geldi. Bahar'ın tam da müjdecisi. Baklanın zamanı. Baklanın zamanı. Evet. Sonra buralarda çok böyle tas kebaplar, güveçler ve var. Kebaplar yapıyorsunuz. Et ve hamur işi ağırlıklı Bolu mutfağı zaten. Bugün evet. Dolayısıyla biz böyle bir et de yapacağız. Değil mi? Evet. Böyle çok şık bir sunum yapacaksınız. Sunum yapacağız. Evet. Çok marifetli bir hanım. Hani ben... Bir de annesi içeride anlattı, sizin meşhur bir altüst böreğiniz varmış. Yaptım bir, size bugün. Maşallah. O hamuru hani böyle 7-8 tur veriyorsunuz, buzdolabına evet. Koyuyorsunuz. Allah'ım evet. Ne kadınlar var. Çok beğendim. Ben bu evi de çok beğendim. Hanımefendi. Biz sonradan başka bir konuda da sizinle konuşacağız. Şimdi bakla evet. Çorbasını yapıyoruz. Malzemeleri siz anlatır mısınız? Bakla kullanacağız. Soğanımız var, kavuracağız tereyağından. Evet. Sonra suyunu ve et suyunu koyduktan sonra yoğurt, un ve yumurtalı bir harç hazırlayacağız. Evet. Ondan sonra bunlarla birlikte bir taşım daha biraz kaynatacağız. Caz. En sonunda üzerinin yağını kızdırıp taze dereotuyla sunacağız. Ne güzel. Bakla çorbası eminim birçoğunuz yapmamışsınızdır. Ben de evet, hiç yapmadım. Her yerde çok fazla olan bir. Yeşil belki de hiç yok. Bence Anadolu'da. De. Ben bakla çorbası deyince aklıma ilk Bolu, Bolu geliyor zaten. Evet. Şimdi efendim tam baklanın en güzel zamanı. Zamanı. Yalnız siz bana demin dediniz ki ince bakla almadım Sahrap Hanım. Evet. Çünkü orta boy baklaları kullanıyorum. Çünkü çok ince olan baklalar pişirirken biraz kararıyor. Kararıyor.
Evet. Biraz orta bu... boyları daha ideal ve güzel yeşil kalıyor. Peki. Biz baklayı zeytinyağlı yaparız. Sarımsaklı yoğurtta çok severiz. Evet. Ama bir de çorbasını deneyelim. Evet. Peki. Biz de yaparız onu ama çorba da çorbası değişik. Başka. Evet. Peki şimdi ben soğanları tencerede kavurmaya başlayacağım. Evet. Başlayalım. Bu arada baklaları dilimliyoruz. Terbiyeli bir çorba. Yoğurtla, unla ve yumurtayla da lezzetlendirilen bir çorba. Evet. Şimdi buralarda efendim görüyorsunuz Bolu da tereyağcı. Tabii mutlaka köy tereyağı kullanıyoruz. Kullanıyorlar evet. Çok. Tereyağı çok sağlıklı bir yağ. Fakat biz İstanbul'da böyle güzel tereyağı bulamıyoruz. Biraz evet. Kıskanıyoruz sizi, onu demek istedik evet. Yani. Köy tereyağı başka köy tereyağı. Tabii. Şunun güzelliğine bak yani. Kokusu güzel, evet. Ekmeği sürüye. Tabii, biz markette ne varsa onu almak zorunda kalıyoruz. Burada köy pazarları da var. Var tabii, tabii çok fazla. Şimdi soğanı efendim, şöyle sırtımızı size çok dönmek istemiyoruz. Soğanı ben kavuracağım. Bu ben arada baklaları siz baklalarımızı keselim. Bir taraftan da ben şöyle soğanımızı bayağı... İki büyük soğan doğramışsınız. Evet, büyük soğan doğradım. Yani soğan... Zaten soğan ve bakla zaten özünde. Lezzeti veren de lezzeti bunlar veren yani. De onlar tabii. Sonra sosu gelecek. Baklanın en güzel zamanı. Zeytinyağlı bakla yapıyorsunuz ama bakladan bir de çorba yapın diyoruz. Şöyle verevine verevine incecik ince. Dilimliyorsunuz evet. Onları. Bu arada da çok önemli yoğurt... Un ne kadar yoğurt kullanacağız? 2 büyük kaşık yoğurt kullanacağız. Peki. 2 de böyle tepeli un kullanacağız. Un kullanacağız. Siz ama yemek yapmayı da seviyorsunuz çok, değil mi? Çok, çok severim evet. Yani bir de yemek gerçekten yapıp çok mutlu herkesi yemek bir araya yapan. Getirip. Çok evet. Yedirip büyük içirmeyi. Büyük sofralar kurulacak. Tabii evet. Yemekler yapılacak. Çok ya. Severim. Bolu'da da hep öyledir ama gerçekten. Değil mi? Gelenekler devam ediyor. Bayram herkes... sofraları. Ramazan sofraları hep kalabalık. Kalabalık ve ben şöyle göstereyim size. Soğanlarımızı efendim bir güzel kavurduktan sonra baklaları da soğanlarla birlikte kavuracağız. Evet. Değil mi? Evet. Bunları da ama baklalarınız çok güzel. Çok tazeler. Çok taze böyle tam çıtır zamanı. Çıtır çıtır bir bakla. Şimdi soğanla baklaları kavurmaya devam ediyoruz. Ben hemen burayı toplayayım. Fakat baktım eliniz de çok hızlı. Ben de böyle çok telaşlı, koştur koştur sizin hep hızlı hareket ediyorum. Siz evet, de eliniz çok hızlı. Şimdi efendim soğanla baklaları sanki böyle bir yeşil fasulye gibi düşünün. Sanki bir yeşil fasulye. Fasulye çorbası benzer zaten. Yapıyormuş gibi düşünün. Evet. Bu taze bakladan gerçekten evet. Çok lezzetli oluyor. Mutlaka yapalım. Şimdi mesela biz... Yeşil fasulyeden de aynı tür... Çorbayı yaparız. Hmm. Evet, yapıyoruz. Sadece farkı onun sonunda maydanoz koyuyoruz. Bunda dereotu kullanıyoruz. Çünkü bakla dereotsuz olmaz. Baklaya dereotu yakışır. Evet. Ama siz bunu aynı sistemle, aynı metotla yeşil fasulyeden de yapabilirsiniz. Çok evet. Lezzetli yeşil fasulye çorbanız olur. Şimdi efendim onu da alayım ben. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bu bakların ne kadar... kavrulmasını beklemek lazım. 5 dakika çok tazeler. Çok tazeler evet. Değil mi? Evet. 5 dakika kavrulacak. Kavursak bu yapacak. Arada zaten yumuşadığında kendini belli edecek. Peki biz bu arada meyanesini hazırlıyoruz. Tamam. Şimdi yaklaşık şöyle 2 büyük kaşık kadar siz yoğurdumuz ama, var. Bayağı katı bir yoğurt. Güzel bir yoğurt herhalde. Evet, köy yoğurdu. Bu da süzme yoğurt. Hmm. İşte İstanbul dışına çıkınca en çok bunu seviyorum. Evet. Her şey lezzetli. Şu köy doğal yoğurdunun üstelik. Evet köy yoğurdunun tadına bak. Şimdi bir yumurtayı kattınız. Koyduk. Bir de ununuz var. Koyacağız. Evet. Bu da çorbanın sosu miyanesi meyanesi deriz biz buna. Evet. Tabii çok önemli. Siz bir de et suyu hazırladınız. Et suyu hazırladım. Tabii çorbaya et suyu çok şu yakışıyor. Şu et suyunu alayım. Buyurun. Et suyu ya da tavuk suyu da olabilir değil mi? Olur. Sebze olur. Suyu olur, tavuk suyu olur, et suyu, et suyu olur. Olur. Ama eti tercih ediyoruz. Daha lezzetli daha oluyor. Daha lezzetli. Sebzenin ben yanına. Ben yoğurttan biraz daha almak istiyorum. Tabii buyurun. Aman Tanrım. Ben bu buna birazcık su istiyorum. Su istiyorsunuz. Oradan suyumuzu alabilir peki, miyiz? Peki hemen alıyoruz. Yalnız bu süzme yoğurt çok, çok güzel. Çok lezzetli değil mi? Olağanüstü bir süzme yoğurt. Evet. Şöyle size... Bir taraftan tamam. Sulandırmamız lazım. Evet. Bir taraftan baklaları kavuruyoruz. Baklalar evet. Daha çıtır çıtır baklalar ama. Daha var vakti. Ben de tamam. Zaten İstanbul'a döndüğümde evet. Ben de bakla aldım dün. Deneyecek yarına bakla. Misiniz? Ben zeytinyağlı bakla yapacaktım. Hemen çevireceğim.
Bakla çorbası. Bakla çorbasına. İlk defa sizden göreceğim, ben de yapacağım. Şimdi beğeneceksiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi baharat ne katalım? Baharat, tuz koyacağız. Tamam. Sonra üzerine yaktığımız yağına kırmızı biber kullanacağız. Koyacak. En son taze dereotumuzu. Şimdi et suyumuz var da hazırlamış Gönül Hanım. Evet. Et suyumuzu foşurt diye döktük içine. Evet. Biraz da sıcak su lütfen. Biraz da sıcak su katalım. Evet. Bunlar bakla bu et suyunda ya da sıcak suyunda pişecek. Ondan sonra bu meyaneyi katacağız. Tabii bu en sonunda piştikten sonra baklalar. Piştikten sonra yoğurtlu, yumurtalı, unlu karışımımız yani sosumuzu veya meyanemizi katıyoruz. Şimdi Gönül, çorba artık baklalar yumuşadı. Evet. Şöyle kameraya karşı görsünler, önünü kapatmadan. Bakın biz et suyunda baklaları iyice yumuşayıncaya kadar pişirdik. Buyurun efendim. Şimdi bu sosunu koyacağız. Ancak burada bir püf noktası var. Peki. Ya bunu biraz soğuk suyla soğutmak zorundayız. Yoğurt kesilmesin diye. Doğru. Ya da ondan buna alarak biraz ılıştırmak zorundayız. Tamam, alıp ılıştıralım mı? Olur. Benim annem de öyle yapar. Biraz ılıtalım. Evet, biraz ılıtalım. Çünkü yoğurt kesilir, çorbanın görünümü hiç güzel olmaz yani. Evet. Bu da çok önemli bir püf noktası. Evet. Evet. Ilıttık şimdi. Yavaş yavaş koyalım. Pekala. Yavaş yavaş. Evet. Ne güzel oldu. Kokular da geldi. Geldi. Çok güzel oldu. Evet. Böylece bir taşım daha kaynatacağım. Bir taşım daha. Un kokusu gidecek kadar. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Ben evet. Buna sen beyaz karabiber katıyorum kullanırım dedin. Evet. Siyah karabiber tane tane görünüyor ama beyaz karabiber yakışıyor. Yakışıyor. Şöyle biraz. Beyaz karabiber evet. Koyduk. Tuzu sonra. Kaynadıktan sonra kapatırken. Tuzu merakla bekliyorum ne zaman koyacağız diye. Efendim bir taşım daha şöyle bir 5 dakika kaynatıp sonra dereotlarını doğradık. Servise hazır ediyoruz bakla çorbasını. Çorbamız harika oldu. Elinize sağlık. Afiyet Sizi olsun. Bir öpeceğim, bir öpeceğim. Çok güzel yemek. Çok güzel yemek yapan hanımefendileri hakikaten çok seviyorum. Eliniz oğlum, yakışıyor. Çok marifetlisiniz. Teşekkür ederim. Bir de çok titizsiniz. Detaylara dikkat ediyorsunuz. Yani benim gibi böyle şaldır şuldur onu bunu karıştırmıyorsunuz. Süpersiniz. Sağ olun. Efendim damaklara layık. Böyle saraylarda pişmiş. Konaklarda pişmiş bir mengen pilavı yapacağız. Evet, değil mengen mi? Pilavı. Nedir bu mengen pilavının özelliği? Şimdi önce etimizi pişireceğiz. Etimiz var. Kuzu eti kullanıyoruz bugün. Evet, evet. Daha yumuşak olduğu için. Doğru. Soğanla kavuracağız sonra eti. Peki. Mantarını ilave edeceğiz. Şimdi mantar ama. Bu evet. Sizin, tabii Bolu'nun çok mantarı var çok, değil mi? Çok yöresel mantarlarımız bu var. Bu ne mantarı? Bu Kanlıca mantarı. Kanlıca mantarı. Evet. Bir sürü ama mantar çeşitimiz çok, var. Evet, çok mantar var Bolu'da. Mesela neler vardı? Söbelen var. Söbelen var. Mırtepesi var. Mırtepesi var. Cincile var. Cincile var. Tellice mantarımız Tellice var. Tellice mantarımız sarı var. Sarı kız var. Sarı. Ay isimler de çok güzel. Evet. Mantar evet. Da benim çok sevdiğim bir sebze. Evet. Mantara biz sebze diyoruz zaten. Hı-hı. Suyunu çok veriyor. Çok da suludur bunlar. Evet, evet. Ama çok lezzet önce katıyor. Önce kavurdum. Hı-hı. Bunu kavurdunuz önceden. Evet, suyunu çektirdim. Suyunu çektirdiniz. Birazcık tereyağıyla soteledim. Daha peki. Lezzetli oluyor çünkü. Daha lezzetli oluyor. Sonra pilavımızla birleşecek. Şöyle bir ucundan bakalım. Çok güzel tereyağı da yakışmış. Baharat katmadınız mı kendi aroması? Evet, kendi aroması. Zaten pilavda olacak baharatlar. Ayva çiçek açmış. Yaz mı gelecek? Bu mantara bayıldım. Bu çok aromalı bir mantar. Evet. Ben hani böyle attım ağzıma yedim zannedecektim ama olağanüstü bir lezzeti var. Farklı tadı. Sanki çok baharat koymuş gibi. Evet. Peki şimdi bir de ceviz kullanıyorsunuz değil evet, mi? Evet, en sonunda cevizle süsleyeceğiz ve dereotuyla da birleştireceğiz. Onlar olmazsa olmazı. Çok şık böyle bir pilav olacak. Evet. Hadi başlayalım bakalım. Hadi. Tencere önemli. Böyle evet. Yuvarlak, altı yuvarlak. Yuvarlak tencere çünkü bütün pişirip ters çevireceğiz. Çevirme pilavı sofraya, olacak. Evet, çevirme böyle pilavı şık olacak. Böyle şık şık getireceğiz yani. Evet, evet. Böyle bir tenceremiz tencere. De var. Genişçe. Önce, evet, genişçe. Önce etimizi kavuracağız.
Ama ben saçta kavuruyorum. İsterseniz öyle başlayalım. Peki, ben o zaman ondan eti kavurayım geleyim. Tamam. Tamam. Sen öbürlerine başla, ben bir eti kavurup geliyorum. Tamam. Ay, Gönül Hanım'ın şahane bir bahçesi var. Açık havaya bayılırım. Açık havada yemek yapmaya da bayılırım. Şimdi efendim, bu Bolu'nun eti çok güzel oluyor. Bunlar Seven'in kuzularıymış. Bolu'lular çok methediyorlar özellikle. Sacın içine, kızgın sacın içine kuzu etlerimizi koyduk ve kavurmaya başlıyoruz. Ben pilavı için biliyorsunuz et lazım, eti pişirmek lazım. Ama biliyor musunuz, böyle saçta eti pişirmek çok pratik oluyor. Alayım, peşli. Eti kavurduk efendim. Ama Dilara'yla çok anlaştık. Şöyle anlaştık. Bahçede. İkimiz de şarkı, türküyü seviyoruz. Evet. Neydi buranın türküsü? Halime. Halime. Nasıl başlıyordu? Kiraz aldım dikmeden, Halime'm dallarını bükmeden. Halime'm dallarını bükmeden. Darman ver bana Halime'm, ben gurbete gitmeden. Halime'm, ben gurbete gitmeden. Tombalacı Halime'm, yan başıma gel. Ben gidiyorum Bolu'ya, düş peşime gel. Süpersin, çok öpeceğim. Sina, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Yoruldum. Çok tatlı komşularım var. Evet, ama Dilara çok eski arkadaşım. Değil benim mi? Çocukluktan bu yana. Hem çocukluk arkadaşı, hem çok tatlı bir komşu. Bize çok yardımcı oldu. Bir de o da benim gibi şarkıcı, türkücü. Bayılır, bayılır. Oynamayı da seviyor. Çok sever. Ne iyi oldu, Dilara'yla da şöyle bir oynadık. Şimdi etler kavruldu. Evet, mantarımızı ilave edeceğiz. Pekala. Ay, bu mantara bayılmıştım ben. Bu kanlıcaydı değil mi? Kanlıcaydı, evet. Bu kanlıca mantarı içi o kadar lezzetli bir mantar ki, yani bunu yiyince başka bir şey yiyormuş gibi hissediyorsunuz. Bu arada mantarı kavurup üzerine de... Evet, pirincimizi alacağız. Peki. Bu da yöresel bir pirinç. Bu Kıbrısçık pirinci. Tamamen doğal. Biraz esmerdir zaten diğer pirinçlere göre. Evet, birazcık Kıbrısçık. Çok da lezzetli olacak. Kıbrısçık ilçesi Bolu'nun. Evet. Bolu'nun. Orada yetişiyor. Çok evet. Güzel. Birazcık rengi bembeyaz değil. Birazcık esmer ama. İşlem görmemiş olduğu için. Evet, doğru söylüyorsunuz. Evet, bu şahane bir pirinç. Şimdi pirinci de üzerine. Birkaç dakika onu da kavuralım. Pekala. Benim çok sevdiğim pilavlar böyle pilavlar. Yani biz evde hep soğanla yapıyoruz tabii pilavı. Şöyle yanına çok geleyim. Çok yakışır. Şöyle yanına geleyim, birlikte şöyle evim konuşalım. Ben pirinç pilavına mutlaka... sarımsak değil ama mutlaka soğan katarım. Bizim çocuklar ayırt edebiliyorlar. Evet. Yani bizim pilavımız güzel diyorlar çünkü içine soğan katıyoruz. Çok da yakışıyor, evet. Değil mi? Çok yakışıyor, lezzetleniyor. Et suyunuz yoksa hele soğan can kurtaran. Gördünüz o arada, değil mi? Hilesi. Et suyu yoksa. Gönül Hanım da öyle dedi değil mi? Evet. Et suyu yoksa soğanı mutlaka kullanın. Bu arada bir kase kadar önceden haşlanmış mantarımızı ilave ettik. Evet. Ondan sonra da içine 2 su bardağı kadar pirinci kattık. Şimdi bundan sonra baharatlara geçelim mi, geçmeyelim mi? Birazcık tuz ve karabiber lütfen. Evet, tuz istiyorlar. Ben geliyorum. Evet, şöyle efendim. Birazcık tuzumuzu ilave ettik. Evet. Karabiber de. Karabiber de alalım. Tamam. Tuz ve karabiberimizi ilave ettik. Evet. Sonra en sonunda dereotu ve cevizi en sonunda mı katacağız? Süslerken. Evet. Süslerken. Ceviz karartır birlikte pişerse. Ama Gönül Hanım gerçekten çok marifetli. Ben size bir şey diyeyim, bütün Bolu'nun hanımlar böyle. Çok marifetli. 5 parmağı değil 10 parmağında. 10 marifet. Her şeyi usulüne göre yapıyorlar. Giyinmesini biliyorlar. Oturmasını, kalkmasını. Çok beğendim. Şimdi artık suyunu verelim. Evet, verelim. Şimdi artık suyunu veriyoruz. Pilavın ağzını kapatıyoruz, pişiriyoruz ama ondan sonra şahane de bir kebap hazırlayacağız size. Adı da Kartal Kaya kebabı.
biz Bolu mutfağındayız. Evet. Şimdi bakla çorbamızı yaptık. Yaptık. Onun ardından da çok güzel bir mengen pilavı yaptık. Şimdi mengen pilavından sonra bir de bir kebap yapacağız. Kartalkaya kebabı. Kartalkaya kebabı. Yapıyoruz. Şimdi bu kartal, sizin ne kadar güzel milli parklarınız, yemyeşil bir doğanız var. Evet. Bolu'da çok fazla milli park var. Evet. Abant var, Gölcük var. Yedi Göller var. Kartalkaya kayak merkezi var. Zaten doğası ve yeşilliği çok fazla. Yaylaları çok. Yaylaları da çok. Evet. Ben çok beğeniyorum. Bayıldık. O Gölcük'ten gitmek istemedik ya. Bir de havası çok güzel. Güzel. Oksijeni de bol. Çok, evet. Şimdi efendim kebap yapacağız ama hani böyle bir Güneydoğu Anadolu kebabı değil. Böyle Bolu'ya has bir kebap yapacağız. Evet. Bunun için ne tür malzemeler kullanacağız? Yine etimiz var. Etimizi kullanacağız. Arpacık soğanımız var. Evet. Kabak ve havuç kullanacağız. Sarımsak koyacağız. Evet. Dereotuyla süsleyeceğiz. Taze kekik koyacağız sonunda üstüne. Var. Onunla süsleyeceğiz. Evet. Her şey usulüne böyle göre yapılıyor. Evet. Altına şimdi bir milföy çanağı yapacağız. Ha, milföy. Biz milföy kullanıyoruz şu anda pratik olsun diye. Ama bolovan hamuru da olabilir. Doğru. Başka türlü hamurlar da kullanılabilir. Güzel bir milföy çanak yapacağız. Böyle sebzeli bir ete kavuracağız. Evet. Çok şık koyacağız ama gerçekten çok güzel oluyor. Siz bir de şunu söyleyeceğim. Etin içine kabak ve havuç da katıyorsunuz. Evet. Kabak ve havuç da olacak. Sebzesi o. Patates olmasın mı? Bunda patates yok. Bu bunda kebapta yok. Patates yok. Evet. Bu Kartalkaya. Kartalkaya kebabı. Aslında Bolu'nun patatesi ünlüdür. Çok ünlüdür. Bir sürü yemeğimiz var patatesli. Evet. Özellikle paşa pilavımız var. Patatesli piyaz gibi bir şey. Salata aslında doğru, o. Doğru, doğru. Kullanıyoruz. Patatesi çok kullanıyoruz. Patatesli köy ekmeğimiz var. Çorbanız da çok özellikle güzel. Patates çorbası var. Evet. Evet. Ay neler evet çıktı. Bolu mutfağı dedik gördüğünüz gibi ne yemekler ortaya çıktı. Evet. Ama her şeyi usulüne uygun ve çok lezzetli yapıyorsunuz. Şimdi önce etimizi kavuracağız evet değil mi? Etimizi hadi getirelim kavuralım etimizi. Bu sefer de döküm tavada kavuruyoruz. Ağır bir tava. Bu sefer de döküm tavada eti kavurarak lezzetlendireceğiz. Et kavrulurken nasıl kavuruyorduk? Kendi suyuyla. Kendi suyuyla. Kendi yağıyla. Eti siz de öyle kavurun. Ben de bunu çok sonra şeflerden, aşçı başlarından öğrendim. Eti bir 10 dakika tencereye yapışıncaya kadar hiçbir şey katmadan mühürlüyorsunuz böylece. Suyu ve içinde kalıyor. Lezzeti ve suyu içinde kalıyor. Ondan sonra soğan katabilirsiniz. Bütün sebzeleri gördüğünüz gibi Gönül Hanım da aynı usulle yapıyor. O da çünkü işini bilen bir hanımefendi. Et kavruluyor. Sebzelerimiz biraz bekleyecek. Şimdi kapağını mı kapatacağız eti? Pekala. Eti pişmeye koyalım. Hele bir et pişsin, sakin sakin. Bir kendini lezzetlendirsin. Ondan sonra sebzeleri katmak çok kolay. Şimdi gelelim bu milföy çanaklarına. Evet. Bu çok ilginç bir şey. Evet. Nasıl yapacağız? Ben de sizden öğreneceğim. Bunlara, bunların hepsinden peki birer tane çanak yapacağız. Peki. Sonra üzerlerine kapaklar yapacağız. Peki. Bunun için iki tane kalıbınız var. Bir tanesi böyle 12-10 santim gibi, bir tanesi de 7-8 santim gibi iki tane de kalıbınız var. Evet. Değil mi? İlk önce büyük kalıpla mı? Büyük kalıpla kesin. Ben de küçükle yapayım. Pekala efendim şöyle. Bu çanak bir kere yemeği şık göstermek çok önemli. Sunuma siz de çok önem veriyorsunuz değil mi? Evet. Görseli tabii ki çok önemli. Çok önemli. Güzel olsun hı-hı istiyoruz yani. Ben bunu yani kesemiyorum bu arada. Peki. Buradan başlayabilirsiniz. Şunları açalım. Peki. Şimdi alt çanağın alt kısmını kesiyoruz. Evet. Tepsiye sıralayabiliriz onları. Pekala. 6 tane yapalım. Pekala. Şimdi şunları daha sonra değerlendirelim. Tepsiyi önümüze alalım efendim. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şöyle önümüzü açalım. Evet. Evet. Şimdi tepsiyi yağladık önce. Değil mi? Evet, tepsimizi yağladık. Pekala. Şimdi hamurlarımızı yapacağız. Şimdi hamurlarımızı koyuyoruz. Bunları. Üzerine de küçük parçamı kesip koyacağız evet bunları. Şöyle. Çember
kadar çıkarıyoruz. Evet. Bir çemberin bir dairenin üzerine böyle evet. iki çember. Bunlar böyle fırına girecek, kabaracak. Yüksek olacak kenarları. Ve ondan sonra dolduracağız. Bir kase olacak. Evet. Şimdi onu da ben yine üzerine koyayım. Çok güzel. Bu hiç aklıma gelmemişti. Hani dediğiniz gibi volavan hamuruna da benziyor. Evet. Allah bu hasır hamurları çıkaranlar da razı olsun. Gerçi siz çok güzel hamur açıyorsunuz değil açıyorum, mi? Evet, açıyorum evet. Yani siz bu müfeyi ama böyle çok pratik. Ama tabii yapıyorum. Müfeyi hamur. Sizin tabii. el işileriniz de çok güzel. Evet. Yani evet, siz yapıyorum. Çok güzel el işi, nakış. Evet. Yani evet. O kadar marifetlisiniz ki ben inanamadım. Teşekkür yaptıklarınızı ederim. Gördüm. Komşularınız anlattı. Beyaz işlerinizi gördüm, nakışları gördüm. Yani 10 parmağında 10 marifeti olan bir hanımefendisiniz. Teşekkür ederim. Peki kızları büyütürken bütün bunlarla da ilgilendiniz yani. Evet, evet. Uzun yıllar anne mesleğimdi benim. Tekstil işi yaptık. Peki. O zaman bu makine nakışlarını, el nakışlarını da oradan biliyorum. Severek de yapıyorum. Büyük avukat oldu, evlendirdiniz evet. onu. Evet, evet. Küçük daha ortaokulda değil mi son ortaokulda. Sınıfta? Ortaokulda. Son sınıfta. Bu sene liseye geçecek inşallah. Sağlık, sıhhatler versin. Sağ i̇nşallah olun. Güzel günlerde. Peki siz mesela hafta sonlarında çevre gezilerine gider misiniz? Mudurnu'ya, Göynü'ye. Çok güzel ilçelerimiz. Çok güzel, doğru. Göynük var, Mudurnu var. Tarihi evleri Göynük'ün, Mudurnu'nun çok, çok ünlüdür. Çok güzeldir. El dokumaları, yazmaları ünlüdür. Evet. Çok güzel yöresel dokumalar var. Her tarafta bir kere kesme aşlar var. Yani tarhananın bir çeşidi var. Sokaklar evet. boyunca satılıyor yollarda. Evde de bütün hanımlar yapar. Yaparlar değil tabii mi satılanları onları? Alanlar hep turistler. Turistler. Aslında bütün hanımlar kendisi üretir evde. Çok üretici kadınlar. Onların kooperatiflerine, derneklerine gittik gördük. Ben kadının üretici olmasını zaten çok seviyorum. Ellerinize sağlık. Şimdi bunları... çatalla sadece içlerine delik yapıyoruz. Peki. Ortalar ki, çok kabarmasın. Ortası kabarmasın. Kenarlar diye. Kabarsın. Peki. Bir şey daha soracağım. Tabii. Siz onu söylemeden geçmek istemiyorum. Mengen'de ilk aşçılık yüksekokulu Mengen'de açıldı değil mi? Evet. Türkiye'deki ilk aşçılık okulu evet. önce lisesi sonra yüksekokulu Mengen'de açıldı. Evet. Bu gerçekten önce lise çok bölümü iyi bir açıldıktan örnek. Sonra evet. gastronomi bölümü Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin evet. gastronomi bölümü de Mengen'e tekrar Mengen'e açıldı. Evet. Açıldı. Harika Hı-hı. bir şey. Mengen'i hep bu konuda kutluyoruz. Evet. Müthiş bir ekol ve geleneği var onların. Şimdi bunların üzerine... Çok az kenarlarını yumurta sürüyoruz. Yumurta. Evet. Şimdi bu arada bir şey soracağım. Etimiz kavruldu mu? Sebzelerimizi atalım Kavruluyor, mı bir yandan? Kavruluyor. Olabilir. Yavaş yavaş. Yavaş bunu yavaş. Fırına verelim. Ondan Pekala. Sonra fırına koyduktan sonra Pekala. Ben fırınımı açayım. Kaç derecede pişireceğiz bunları? 160-170 derece yeterli. Tamam. Yarım saat gibi bir sürede de pişecek. O arada biz etimizi pişirebiliriz. Pekala. Şimdi bunlar fırına gidiyor. Şimdi bunu kaç derecede pişireceğiz? 160-170 derecede yarım saat kadar pişireceğiz. Pişireceğiz. Pekala. Evet. Bu arada şunu koyalım. Orta gözümüze. Fırınımız ısındı bu evet, arada. Evet fırınımız Sıcak ısındı. Sıcak fırına koyuyoruz. Biz bir taraftan da etlerimizin üzerine sebzeleri koyacağız değil evet, mi? Evet etimizi yeterli, pişireceğiz. Yeterli pişirdik mi acaba etimizi? Evet. Şöyle gelelim. Bence etimiz gayet güzel olmuş. Pekala. Kebabımıza devam edelim. Devam edelim. Şimdi arpacık soğanlarını koyuyoruz. Peki. Pekala. Sarımsak da koyacaksınız. Evet. Tamam. Sarımsağı da alabilirim. Pekala. Şöyle sarımsakları da ilave edelim. Arpacık soğanlar. Onlar kavrulduktan sonra mı sırasıyla mı koyacağız? Evet. Biraz soğanlar piştikten sonra havuç. Havuç. Sonra daha sonra kabak daha erken pişti. Çünkü kabak çok erken pişiyor. En son kabağı atacağız. Şimdi birazdan biz bunları bir toparlayıp devam edelim o zaman. Devam edelim. Hadi bakalım. Şimdi artık tereyağımızı ilave edeceğiz etlerin evet. üzerine. Etler dediğim gibi kendi suyunda, yağında kavruldu. Bir şey diyeceğim, kabağın rengi de güzel çok. Siz bu sebzeleri nereden alıyorsunuz? Sebzeleri Bolu'nun pazarından alıyoruz. Muhakkak bir pazara gidiyorsunuz tabii, değil mi? Tabii, yöresel pazarlarımız var, semt pazarları da var. Köylerden toparlanılıyor, köylerden getiriliyor. Toplanır. Kadınlar satıyor. Kadınlar satar hepsini. Çok, çok da güzel çok yeşillik güzel. Ve... sebze üretirler. Yani Anadolu'nun neresine gitsek çok güzel pazarlar var.
ve bütün pazarlardaki işi de kadınlar yapıyor. Tarlasından, çiftliğinden, bağından, bahçesinden topladığı bütün sebzeleri, meyveleri getiriyor, satıyor. Sonra o parayı cebine koyuyor. Evet. Bir tanesiyle konuştum, çok tatlıydı. Ben dedi Sarap Hanım, bu sebze meyveleri satarak iki tane kızımı okuttum dedi. Tabii. Allah razı olsun çok dedim onlara. Bolu'da, çok kadınlarda çalışın. Değil mi? Çalışkanlar. Tarlada, bahçede, evet, çok Allah hepsinden razı olsun. Onlara uzun ömürler, sağlık, sıhhat versin. Evet. Şimdi artık et piştikten sonra gerisi çok kolay. Şimdi artık sebzelerimizi havuçlarımızı koyuyoruz. Havuçlarımızı. Ay bir dakika, tuzumuzu koymadık. Aa, koyalım. Şöyle ben bir kenardan arkadan geliyorum. Ve tuzumuzu ilave ediyoruz. Ama gördüğünüz gibi et pişmeden ne tuz atıyoruz ne de baharat atıyoruz. Et pişecek önce. Çünkü tuz atarsak bütün suyunu kaybedebilir. Şimdi baharat olarak karabiberimizi ilave edeceğiz, değil mi? Evet. Evet. Karabiberimizi de ilave ettik. Evet. Kabaklarımızı da koyuyoruz. Peki buna hiç su koymayacağız mı? Koymayacağız. Sebzelerin suyuyla kısık ateşte kendi kendine pişecek. Bence de gönül. Bir kere kabakta sulanıyor zaten. Şahane olur. Kendi suyuyla ağzını kapatıyoruz ve kısık ateşte pişmeye bırakıyoruz. Bu arada da milföy çanaklarımız da fırında kabarmaya başladı. Bakalım. Kızılcıklar oldu mu, selelere doldu mu? Buranın kızılcık tarhanası çok meşhur ya. Çok, evet. Görür görmez çok kadar. Çok da şifalıdır. Çok, çok hoşuma gitti, bana söylediler. Yediniz mi? Evet. İçine yağ katmıyorsunuz pişirirken. Yağsız tabii, daha çok hastalara yapılır zaten. Şifa için. Tabii. O kızılcığı da çok severim, meyvesini ekşi, severim. Ekşi, çok türküsünü güzel olur. Severim, kızılcık tarhanasını da çok severim. Şimdi bizim pişti herhalde, değil mi? Milföyler tamam, çıkartabilirim. Artık milföyden kaseler yaptık. Size çok şık bir sunum yapalım dedik çünkü. Evet, bakar mısınız? Harikasınız. Şimdi ama çok önemli bir şey, bir kere menyen pilavımızı çevireceğiz. Milföylerimizin içine de pişen etleri dolduracağız. Şöyle şık bir sunum yapacağız size. Evet, çok güzel. Sebzelerin rengini görüyorsunuz değil mi? Hiç değişmiyor. Buralar çok böyle doğal besleniyor. Her şey çok güzel buralarda. Şimdi efendim, ilk önce milföyleri alıyoruz. Bunların içine şöyle 3 tanesi bizim için yeterli. Çanaklar güzel. Amanın, aman aman. Civanın, civan. Çok güzel. Şöyle düşünsenize bir tabakta. Altta böyle milföy hamurları. Üzerine de böyle etler koyulmuş rengarenk. Aa, çok güzel oldu bu. Bu böyle mesela çok önemli bir misafire. Tabii. Değil mi? Ne yapacağım diye düşünmesinler. Hem çok kolay. Evet. Görüntüsü güzel. Servisi de kolay. Evet, çok doğru, buna bayıldım. Mesela bunun etrafına da böyle bir şey koyabilir miyiz? Kuş kondurmayı çok severim ben. Tabii, nasıl istersiniz? Dur bakayım, kondurabilecek miyim? Bayılırım kuş kondurmaya. Şöyle aralara da 3 tanenin dereotu koyalım. Çok güzel oldu. Amanın, aman aman. Civanın, civan. Bizim düğün ne zaman? Yalelelli. Amanın, aman. Civanın, civan. Çok şık oldu. Bakar mısınız yani şuna? Bir de üzerine taze kekik. Taze kekik tabii. Çok yakışıyor. Kokusu gelecek, evet. Kokular gelecek. Ne kadar güzel oldu. Ay, Orhan Bey de çok şanslı. Kızlar da çok şanslı. Komşularınız da şanslı. Aslında çok becerikli, çok tatlı bir hanımefendisiniz. Evet, Ramazan'da bahçeye sofralar kuruyoruz. Kuruyorsunuz. Hep birlikte yiyoruz. Ne güzel. Çok güzel oluyor. Bayılırım ben de kalabalık sofralara. Efendim, gördüğünüz gibi milföy çanağında biz buna kartal kayak kebabı diyoruz. Kartal kayak kebabı. Ne güzel de isimler bulmuşlar. Şimdi şu şeyi de çevirelim. Pilavı çevirelim. Hadi pilavımızı da çevirelim. Şunu bu tabaklarda çok güzel görüyorsunuz değil mi? Hepsi birbirinden güzel yani. Bayıldım tabaklarımıza da. Pilavımızı da. Şimdi pilavı ne yaptım? Öncelikle bu tencerenin özelliği yuvarlak kenarlı bir tencere, evet, kullandım. Doğru. Kolay dönsün, çevirsin, peki, yıkılmasın peki diye. Bu tencerenin saplarını da söktüm. Bunlara takılmasın. Evet, doğru. Rahat dönsün diye. Benim de öyle bir bu tencerem şekilde vardır. Çevirme pilavı yaparım ben de. Evet. Şimdi alalım. Ama eliniz yanmasın bir taraftan da. Getirelim buraya. Bismillah. Ben her çevirmede Bismillahirrahmanirrahim diyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Evet, güzel. Şöyle koyalım. Elinize sağlık efendim. Hadi bakalım. Yavaş yavaş. Evet, süpersiniz. Çok güzel çıktı. Şimdi bunun üzerine ama mengen pilavının üzerine ceviz de süslüyorsun. Bol ceviz. Evet. Bol ceviz. Dereotu koyacak mısınız? Dereotu da koyacağım kenarlarına. Kenarlarına peki. Evet. Şimdi cevizleri koyuyorsunuz. Bol ceviz. İri iri dövülmüş. Hatta bıçakla kestim, dövmedim. Dövmediniz. Yani evet. Siz pilavı, mantarlı mengen pilavını bu cevizle birlikte tüketiyorsunuz. Evet, evet. Cevizli bir ceviz çok tüketilen bir şey Bolu'da, tatlılarda, süslemede. Ama ben ilk defa cevizin bir pilava koyulduğunu gördüm. Çok da yakışacağını eminim. Yakışacak, göreceksiniz. Tadına bakacağız zaten. Evet. Şimdi bir de siz domatesleriniz var. Onlarla da süsleyelim. Onlarla da süsleyelim. Ben biraz renk yapsın. Aman da aman aman. Civanın civan civan. Şuralara da şöyle. Koyalım. Çok güzel oldu. Bayılırım böyle süslü süslü oldu. Soframız çok güzel olacak. Alt üst böreğimiz var. Alt üst böreğimiz var. Evet, o da Bolu'nun böreği. Lahana dolmamız var. Babaannemin tarifi, evet. Babaanne. Lahanamız var. Daha ne olsun yani. Zeytinyağlı lahana dolmamız bayılırım var. Bayılırım ona da. Sonra Osmanlı mutfağından bahsettik. Ben size bir de böyle sakızlı muhallebinin üzerine zerde yaptım. Tatlımız var üstüne. Beyaz muhallebi üzerine sarı zerde. Sakızlı muhallebi ve zerde, evet. Onun tarifini verirsin bana. Veririm. Tamam, ben de tarifini alırım. Sakızlı muhallebi üzerine zerde, sonra size yaparım. Efendim, gördüğünüz gibi Gönül Hanım'la şahane bir sofra hazırladık. Ama bitmedi. Biz bunları alacağız, sonra salona götüreceğiz. Çok güzel bir sofra hazırlayacağız. Hadi götürelim bunları. Biz şimdi sofraya gidiyoruz. Efendim, doğal güzellikleri, milli parklarıyla Batı Karadeniz'in en güzel şehrine geldik. Bugün Bolu'daydık ve Bolu mutfağından çok güzel yemekler yaptık. Sevgili Gönül Gürsoy'a çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ama misafirlerimiz de vardı. Efendim, Gönül Hanım'ın büyük kızı. İmge. Nesrin. Dilara. Efendim, Gönül Hanım'ın küçük kızı. Tuğba. Tuğba. Gördüğünüz gibi çok da tatlı konuklarımız oldu. Şahane bir sofra hazırladık. Biz biliyorsunuz bu bakla çorbasına bayıldım. Şahane bir bakla çorbası yaptık. Onun dışında biz bir mengen pilavı yaptık ama bu mengen pilavındaki mantar müthişti. Üzerini cevizle süslediler. Süslemeleriniz de harika. Efendim, her şey harika burada yani. Bir de Kartalkaya kebabı yaptık. Milföy'den bir çanak oluşturduk. Evet. Ve içine etli sebzeli bir harç doldurduk. Ve şahane bir lahana dolması yedik, tadına baktık, onayladık. Çok güzeldi. Bir de sizin çok beğendim. Altı böyle sakızlı muhallebi, üstü zerdeli bir tatlı hazırlamış. Ama inanılmaz bir lezzeti vardı. Kıymalı alt üst böreği. Evet. Çok güzeldi. Her şey için çok teşekkür ediyoruz. Bizi elinizle ağırladınız. Çok güzel geçti. Ayrıca gıyabında da Orhan Bey'e de çok teşekkür ederiz. Bize çok yardımcı oldu. Efendim, biz sizlerle olmaktan çok büyük bir keyif duyuyoruz. İstiyoruz ki hafta sonlarında, pazar günleri hep bu saatte bizlerle birlikte olun. Biz sizleri çok seviyoruz. Bilmiyoruz yeni rotamız neresi olacak ve biz nereye gideceğiz. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın diyoruz.